Hazır mı? Tamam. Evet Şeyma, nedir açıklama? Evet, Millet İttifakı'nın toplantısı 2 saati aşkın bir süredir devam ediyordu. Artık liderler CHP Genel Merkezi'nden de çıkmaya başladılar ve bir yazılı açıklama gelmiş durumda. İlk gündem maddesinin seçim güvenliği, sandık güvenliği olduğunu ifade etmiştik ve yazılı açıklamada sandık güvenliği ile ilgili. Hızlıca baktığımızda Millet İttifakı Genel Başkanları olarak Bahar'a 48 saat kala bir araya geldik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda kampanya sürecinde yürütülen çalışmalar ve yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen sandık güvenliği hazırlıklarını ele aldık. Büyük bir inanç, kararlılık ve gönül rahatlığıyla söylemek isteriz ki ülkemize baharı getirecek olan 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine tüm kadrolarımızla hazırız. Milletimiz müşteri olsun. Millet İttifakı 192.229 sandık için 561.977 görevli ve gönüllüyle hazırdır. Ayrıca gönüllü avukatlar ihtiyaç halinde her itirazı dikkatle inceleyecek şekilde oy kullanılan her noktada hazır olacaklardır. Hiçbir sandık boşta bırakılmayacak. Seçim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasi geleneğine gölge düşürülmeksizin sonuçlanacaktır. Aziz milletimiz, Türkiye yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönem liyakatlı kadrolar, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla inşa edilecektir. Beklentimiz, oy kullanma hakkına sahip 64.114.341 seçmenimizin eksiksiz şekilde demokrasiye katkı sunmasıdır. Millet İttifakı liderleri olarak güzel ülkemizde demokrasi inşa edeceğimize söz veriyoruz. Haydi Türkiye diye bitirilmiş, 6 genel başkanın da imzası var. Yazılı açıklama geldi. Sandık güvenliğinin ele alınacağını söylemiştik ve ona ilişkin bir yazılı açıklama var. Sandık güvenliği dışında da yarın Ankara'da Millet İttifakı'nın büyük mitingi var. Ona ilişkin son yapılan çalışmaların da ele alındığını öğrendik ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bugün Cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini biliyoruz. Bu da Millet İttifakı'nın toplantısında ele alındı. Ne kadar oy getirdi, götürür, bunların bir değerlendirmesi ve seçmenin tavrının ne olacağı masada değerlendirildi. Fakat açıklamaya baktığımızda ona dair herhangi bir ifadeye rastlamıyoruz tabii Şeyma. Ve tabii şunu merak ediyorduk. Acaba bu toplantı sonrasında hani Muharrem İnce'nin Ankara mitingine davet edildiğine, hatta oradan gelmiş olabilecek bir cevaba tanık olur muyuz diye. Bu açıklamada sonuç olarak o mitingin ve İnce'nin davetine ilişkin herhangi bir şey yok. Ama farklı bazı bilgiler de yansıdı, özellikle sosyal medyaya. O bilgileri de gören izleyiciler açısından da bu soruyu tekrar sana yöneltmiş olayım. Şu an itibariyle Ankara mitingine Muharrem İnce'nin davet edildiği ve onun da kabul ettiği yönünde sosyal medyaya değişik hesaplar üzerinden, bazıları da gazeteci, yansıyan bilgiyi teyit edemiyoruz değil mi? Bu konuda bizim hani somut olarak söyleyebileceğimiz bir bilgi yok şu anda. Evet, Millet İttifakı toplantısı sona erdi. Sona erdikten sonra da liderlerin kurmaylarına bu soruyu yönelttik. Sosyal medyada oldukça gündem. Muharrem İnce'ye bir teklif gitti. Hatta Muharrem İnce'nin katılacağı yönünde kulis bilgileri, iddialar dolaşıyor ve biz bu iddiaları sorduğumuzda da bu iddiaları yalanladılar. Yarınki miting için herhangi bir davet gitmediğini ifade ettiler. Ancak Millet İttifakı'nın toplantısında Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesine ilişkin genel bir değerlendirme, pazar günü sandıklara bunun nasıl yansıyacağı, örneğin oy pusulasında yine 4 Cumhurbaşkanı adayı görülecek, nasıl irade, sandık iradesi, seçmen iradesi sandığa sağlıklı bir şekilde nasıl yansıyacak ve Muharrem İnce'nin çekilmesinin ne gibi Millet İttifakı'na getirisi ya da götürüsü olur mu, bunların bir değerlendirmesinin yapıldığını biliyoruz. Ancak herhangi bir teklif gitmediği yönünde bize bir değerlendirmede bulundular. Evet. CHP Genel Merkezi'nde. Peki. Çok teşekkürler Şeyma, ama bununla birlikte o Ankara mitingi başlayıncaya kadar acaba ne tür gelişmeler olacak göreceğiz. Ama İnce'nin katılımı olmasa dahi o mitingde yapılacak konuşmalarda da önümüzdeki işte özellikle İnce'nin kararından sonra nasıl mesajlar verilecek, o da anlamlı olacak gerçekten. O da dikkatle izlenecek. Teşekkür ediyorum Şeyma'ya.
farklı bir bilgiye ulaşırsa Şeyma hızla bize iletir zaten. Şimdi Hande Hanım, ben size dönmüştüm ama anlayışınıza sığınarak hızla, çünkü Sandık Güvenliği ve Millet İttifakı liderlerinin yazılı açıklamasına doğrudan bu bilgiler yansıdığı için bir Onursal Bey'e döneyim. Tabii ben ki. Bu noktada. Ve orada şimdi ne deniyor bakıyorum, 192.229 sandık için 561.977 görevli ve gönüllüyle hazırdır Millet İttifakı. Dolayısıyla sizin açınızdan rahat bir gece mi olacak, yani bir yanıyla tabii tırnak içinde rahatı kullanıyorum Onursal Bey. Sanem Hanım, uzun zamandır hazırlandığımız bir gece ama biz her şeyi düşünerek ve o gün en riskli, en felaket senaryosunu bile arkadaşlarımıza tartışarak geçiriyoruz. Hiç de rahat değil. Hala çalışıyoruz. Genel merkezdeyiz. Ve her gün bu çalışmaları sürdürüyor hem teknik ekibimiz hem sahadaki arkadaşlarımız. Tabii ki yoğun bir katılımla sahada olmak bizim için çok değerli. Çünkü her fırsatta ben ifade ediyorum, seçim güvenliği aslında bir insan kaynağı meselesi. Türkiye'nin dört bir yanında 973 ilçesinde 55 binden fazla seçim bölgesinde eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet İttifakı'nın temsilcileri olursa, her sandıkta temsilcilerimiz, görevlilerimiz olursa sonrasında oyları birleştirmek çok da zor değil. Fakat sandık başlarında görevlilerimiz olmazsa ancak sorunlar yaşayabiliriz. Onun için ben sizin aracılığınızla, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet İttifakı'nın 560 bin görevlisi varmış, bu yeter diye düşünmesin seçmenlerimiz. Yine kendi oy kullandıkları sandıkların başında olsunlar, sayımları takip etmek, anayasal hakları takip etsinler. Aynı zamanda görev almak istiyorlarsa, bizi denetlemek istiyorlarsa lütfen o gün okullarda olsunlar. Yine gönüllü platformları, Oy ve Ötesi, Türkiye Gönüllüleri ciddi bir çalışma yapıyor. Onlara katılsınlar ve sürece destek olsunlar. Hep birlikte Türkiye'ye baharı getirelim. Tamam. Hızlı bir soru. Felaket senaryoları ifadesinden hareket ederek soruyorum. Mesela bir iki örnek verir misiniz? Felaket senaryosu neydi? Ne yaptınız? Yani siber saldırılar alabiliriz. İnternet kesilebilir bununla birlikte. Bunlar için A, B, C planlarımız var. İnternet çalışırsa bizim modelimiz zaten birkaç kaynaktan veri alıyor ve bunları karşılaştırarak YSK sonuçlarını da kontrol ederek çeşitli alarmlar veriyor. Eğer internet kesintisi yaşamazsak, bir siber saldırı olmazsa bu model sorunsuz çalışır. Her sandığı kontrol etmiş oluruz. Ama diyelim ki internet kesildi, B planına geçiyoruz. Orada GSM operatörleri üzerinden bir çözümümüz var. Eğer orada da bir sorun yaşarsak bir C planımız var. O da ilçe başkanlıklarımızda oluşturduğumuz bir çalışmayla sonuçları adım adım birleştirerek 973 ilçedeki sonucu alıp Türkiye sonucunu görmek üzerine kurulmuş. Aynı zamanda ATO'da da yurt dışı oyları sayılıyor olacak o gün. Saat 5'ten evet. Sonra Ankara'da. Onları oylar da birleştirerek şu anda oraya geldi değil mi? İstiyoruz. Yurt dışındaki evet, oylar. Geliyor evet. Hepsi geldi mi? Hepsi geldi sanırım. Bazı yol, yani ama tabii çok fazla noktada seçim var. Bizim yurt dışı birliklerinden sorumlu genel başkan yardımcılığımız takip ediyor o tarafını. Evet, evet. Bizim seçim güvenliğiyle ilgili de bir komisyonumuz var. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Oğuz Kansalıcı'nın, seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız Muharrem Erkek'in, benim ve yurt dışı birliklerinden sorumlu genel başkan yardımcımızla birlikte parti okulunun koordinatörü olan genel başkanımızın baş danışmanı Aytu Atıcı'nın içinde olduğu bir komisyonumuz var. Herkesin görevleri var. Yurt dışı birliklerini Bülent Tezcan genel başkan yardımcımız takip ediyor oyları. Tamam. Onların da yani geldiğini biliyoruz, bugünkü ajans haberlerinden de yurt dışındaki oylar da geldi. Orada hemen hızla seyircilerimiz için de söyleyeyim. Şu anda işte ATO Kongre Merkezi'nde bir odada tutuluyorlar ve o odanın kilitleri 5 partide de var. Her birinde ayrı kilit var. Dolayısıyla hepsi bir araya gelince ancak o kapılar açılabiliyor. Yurt dışında da öyle saklanıyordu. 3 partide evet. Kilitler vardı. Hepsi bir araya gelirse o kapı açılabiliyordu. Bunu da hızla seyircilerimize ileteyim. Evet, Oy ve Ötesi. Şimdi Hüseyin Bey de, Onursal Bey de size atıfta bulundu hep söylerken. Bu sandık güvenliğini sağlamak açısından Oy ve Ötesi de orada dediler. Tekrar bir alayım. Kaç kişi oldunuz ve o gün ne yapacaksınız? Önce bir yurt dışı konusunun altını çizmek istiyorum. Tamam. Bu sene ilk defa yurt dışında da organizasyon yaptık.
daha çok Avrupa ülkelerinden gönüllerimiz geldi. Çok da heyecanlılardı. Epey de bir eğitim organize edip onlarla da paylaştık bu eğitimleri. Dediğim gibi bugün 71.500 kişi olduk. Son birkaç günde 20.000 kişi geldi. Sayıca çok olmak gerçekten çok önemli. Her sandıkta olmak çok önemli ama asıl orada eğitimli olmak önemli. Yani bizim eğitimlerimizde hep altını çizdiğimiz şey şu. Biz oy ve ötesi olarak hep sonuç değil de süreçte olanlar olduğumuz için sonucun nasıl oraya geldi, yani sürecin nasıl işlediğiyle ilgileniyoruz biz. Dolayısıyla bugüne kadar son 1,5 ayda 170'in üzerinde eğitimle... Hı-hı.